Her fırsatta tekrarlıyoruz. Kurumdan yetişen yöneticilerin kuruma aidiyetleri farklı olduğu gibi, sorumluluk alanındaki kitleye verdiği değer de yüksek oluyor. Eren Türkmen. Bunlardan biri. 1993'te memur. Olarak kapısından girdiği Bursa İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda önce şef oldu, şube müdür yardımcılığına yükseldi. 2012'de Kütahya'ya İl müdürü gitti, 2016'da İstanbul İl Müdür Vekili atandı, 2017'de de Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak geri döndü. O günden beri, Bursa, da hem çalışma yaşamını kolaylaştırmak, hem istihdamı arttırmak için çok özel çalışmalar yapıp projeler üretiyor, fabrikalara gidip bizzat anlatıyor. En çok da, Bursa, da engelli istihdamını arttırmak için kafa yoruyor. Nitekim, kahve faslını bayram sonrasına bıraktığımız sohbetimizde, yeni çalışmalarını anlatırken, engelli istihdamına ivme kazandırmak istiyoruz diye söze başladı. Aslında firmalarda sosyal sorumluluk projesi görmeli, vurgusu yapıp şunu açıkladı. Yasal kota haricinde, ilave engelli istihdam eden firmaların bir kısım giderlerini işkur olarak karşılıyoruz. İşe alınan engellilerin vergi ve primleri yanında, malzeme, teçhizat, cihaz yazılımı, aparatlarını alıyoruz. Örnek verdi. Aunde, Tofaş, Eker, Çimtaş firmaları yasal kotadan fazla sayıda engelli istihdamı sağladıkları için teknoloji hibeleri kazandılar. Ardından, Firma sayısını arttırmak istiyoruz, dedi ve başka bir engelli istihdamı projesini gündeme getirdi. Koruma işyeri adıyla yeni proje başlattık. Firmaların açıtıkları şubenin en az 10 çalışanı olursa ve 5'i zihinsel ya da ruhsal engelli olursa vergi ve prim avantajı var. Şunun altını çizdi. 150 bin liraya kadar sermayeyi karşılayıp, engellilerin bir yıllık ücretleri, vergi ve primleriyle elektrik, su, telefon, internet gibi idari giderleri üstleniyoruz. Engelli istihdamını teşvik tam da bu. Hedef, Bursa'ya engelli istihdam üssü yapmak. Gerçi, istihdamı geliştirme projeleri için nasıl çalıştığını geçmişten biliyoruz, ama Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eren Türkmen. İyi bu kez engelli istihdamı konusunda kararlı gördük. Hedefini de açık açık söyledi. Bursa'yı, her tür engelli istihdam edilen üs haline getirmek istiyoruz. Görünen o ki, fabrikalardan başlamak üzere yeni bir engelli istihdamı seferberliği. Gündemde Ukrayna'daki savaşla Türkiye'nin dış politika ekseni de yerine oturdu. Öncelikle Rusya'nın başlattığı Ukrayna savaşı dünyanın dengelerini bozdu. Doğal gaz ve gıda ürünlerini bu ülkelerden karşılayan Avrupa çok etkilendi. En önemlisi fiyatların artması bir yana Avrupa'da marketlerde gıda ürünleri bulunamıyor. Türkiye fiyat artışlarından etkilenirken diplomasi de güç merkezi oldu. Bunu da Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA kıdemli danışmanı Profesör Dr. Ferhat Pirinççi dile getirdi. Türkiye'nin dış politika ekseninin doğuya kaydığı eleştirisine ve kayması gerektiği düşüncesine karşıyım. Ancak, eksenin eskiden olduğu gibi sorgusuz bir şekilde batıda yer aldığını veya yer alması gerektiğini de düşünmüyorum. Düşüncesi şu. Türkiye'nin dış politika ekseni yerine oturdu ve merkezi de Ankara. Ukrayna krizindeki Türk dış politikası bu durumun önemli bir tesisüsü. Yörük Türkmen dünyasına akademik destek. Bir tarafta Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz var. Diğer tarafta Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu yer alıyor. Bir araya gelme nedenleri ise işbirliği. Üstelik bu işbirliği diğer protokollerden çok farklı. Anadolu'nun her köşesindeki Yörüklere ulaşan birlik projelerine bundan böyle BU'yu akademik destek verecek. Onun için bu işbirliği çok anlamlı. Osman Meste'nin yazıp Mirziyoyev'e verdiği şiir Özbekistan'da etti Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma gezisi için Özbekistan'a gitti. Heyette, TBMM Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı olarak AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'de yer aldı. İşte, görüşmeler sırasında Mesten, yazdığı Özbekistan adlı şiiri Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e teslim etti. Gördüğümüz kadarıyla, Mestin'in yazdığı şiir çok beğenildi ve heyet döndükten sonra Yeni Özbekistan Gazetesi Özbekçe'ye çevirerek manşetine taşıdı. Aslında, Osman Mestin ile Özbekistan arasında duygusal bir bağ var, o bağ da, Orta Asya bozkırlarındaki keles özellikleriyle Özbekistan'ın önemli kentleri arasında yer alıyor. Mestin de Bursa'daki keles doğumlu bir siyasetçi. Şiirinde de şöyle sesleniyor. Görmedim başka diyar duymadım ömrümce ben, görüp destanını yazdım ahbap uyaran için. Aldığı ödüllerle ilkokula kütüphane kazandırdı. Aslında Karaca Bey, doğumlu olduğu için bizden biri. Profesör Doktor Ufuk Akçiğit dünyanın önemli üniversitelerinden Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü. Yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllerle de okuma ile yazmayı öğrendiği Karaca Bey Atatürk İlkokulu Na kütüphane kazandırdı. Profesör Doktor Akçiğit yaşadığı huzuru ve mutluluğu da bilimden gelen bilime gidiyor sözleriyle paylaştı.